bir soru cevap videosunu daha çekmeye çalışacağız. Bir arkadaşımız sormuşlar. Bilgisayar mühendisliği 4. sınıfta okuyorlar. Bir projeleri var. Data mining ile ilgili bir proje yapıp katılmak istiyorlar. Bir proje yarışması zannediyorum. Bu konuda fikir almak istiyorlar. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bu videoyu çekmemdeki motivasyon şu. Bu konuyla ilgili çok fazla soru gelmeye başladı. Ben de bir video çekip genel olarak cevaplamaya çalışacağım. Yani lisans seviyesinde bu konuda proje yazmak isteyen, bitirme projesi yazmak isteyen, yüksek lisans tezi belirlemek isteyen, doktora tezi soran arkadaşlar oluyorlar. Piyasada olup ve hatta hiç bu konularla ilgisi olmayıp başka bölümlerden olup bu konulara girmek için konu seçmek isteyen arkadaşlar oluyorlar. Genel olarak bir cevap vermeye çalışacağım. Şöyle söyleyeyim, bizim veri bilimindeki en büyük sıkıntılardan birisi, veri madencindeki en büyük sıkıntılardan birisi veriye ulaşmaktır. Şimdi benim size tavsiyem, şayet bir proje yapmak istiyorsanız, güzel bir proje yapmak istiyorsanız, işi öğrenmek istiyorsanız, ilerletmek istiyorsanız, bilime katkıda bulunmak istiyorsanız, dünyayı değiştirmek istiyorsanız, öncelikle sevdiğiniz konuyu belirleyin. Neyle ilgileniyorsunuz? Futbolla mı ilgileniyorsunuz? Futbol takımlarıyla ilgili bir veri madenciliği projesi yazın. Futbol oyuncularıyla ilgili yazın. Motosikletle mi ilgileniyorsunuz? Arabayla mı ilgileniyorsunuz? Emlakla mı ilgileniyorsunuz? Para emlakta ben emlağı çözeyim mi diyorsunuz? Gidin internetten emlak fiyatlarını alın. Bu emlak fiyatlarının hareketine bakın. Bölgesel dağılımına bakın. Bunları nasıl yapacağız? Yani bunların hepsi böyle anlattığımızda uçuk şeyler gibi geliyor olabilir. Bütün bilgi internette var. Yani ihtiyacınız olan bilgiyi internetten almak bu işin birinci aşaması, bilgiye ulaşmak. O bilgiyi işlenebilir hale getirmek, özellik çıkarımı, feature extraction, ikinci aşaması. Üzerinde veri madenciliği algoritmaları uygulamak, bu algoritmaların seçimi ve başarılı bir şekilde parametrelerin ayarlanıp uygulanması, üçüncü aşaması. Ve sonuçta çıkan bilginin faydalı bir halde kullanılması da dördüncü aşaması. Dört aşama var yani. Veriye ulaşacaksınız. Veriden özellik çıkartacak. Çünkü veriyi işte anlayamaz bilgisayar. Yani verdiğiniz bir kitap dolusu metni. Hadi buradan bana bir sonuç çıkart. Şu sorunun cevabını çıkart. Bilgisayar ne yapsın orada? Ne yapacağını söylemeniz için öncelikle o veriyi sayısal hale getirmeniz lazım. Yani özellik çıkartmanız lazım. Sonra veri madenciliği algoritması kullanmanız lazım. Sonra da özellik çıkartmanız. Bakın çok farklı yöntemler olabilir proje yönetiminde. Veri madenciliği projeleri çok farklı kalıplara oturabilir. Benim bilebildiğim böyle internette 5-10 dakikada anlatılabilecek ve herkesin kullanabileceği, her alana uygulanabilecek en basit proje şablonu budur. Veri, öncelikle ilgilendiğiniz konuyu bulun. Neyle ilgileniyorsunuz? Ben geçen dönem veri madenciliği dersi vermiştim. Arkadaşların hepsine gerçek hayattan projeler yaptırtmaya çalıştık. Bir kız öğrencimiz makyaj malzemeleriyle ilgiliymiş. Gitti makyaj malzemeleriyle ilgili bir çalışma yaptı. Başka birisi spora ilgiliymiş, futbol takımlarıyla ilgili araştırma yaptı. Başka birisi otomotiv sektörüne ilgiliymiş, otomotiv ile ilgili, arabalarla ilgili araştırma yaptı. Sinemaya mı ilgilisiniz? İnternette sinemayla ilgili bir sürü web sitesi var. Sinema yorumları var. Bir sinema yayınlanmadan önce ne kadar tutacağını tahmin eden bir problem yapın, proje yapın. Başka bir konu mu? Mesela tiyatro, sinema bilet fiyatlarını mı incelemek istiyorsunuz? Biletli satan bir sürü web sitesi var. Bilet fiyatlarını indirin, bakın. Finansal meraklısınız. Borsa verileri, dolar verileri hepsi internette var. Tek yapmanız gereken şey veriye ulaşmak. Veriye ulaşırken iki tane, yani öğrenci arkadaşlar için söylüyorum bunu tabii, iki tane klasik yöntem var. Şu an bizim veri madenciliğinde kullandığımız iki tane yöntem var. Birisi açık olarak internette olan verileri çözmek. Bu mesela sosyal ağlarda araştırma olabilir. Mesela bakın benim videoları izleyin, Twitter'dan veri çekmeyi anlatıyorum. Girin, üzerinde en çok konuşulan konu, üzerinde en çok konuşulan kişi, üzerinde en çok konuşulan devlet dairesi, üzerinde en çok konuşulan şirket. Bunu bulun. Bunun üzerinden tutun, bir veri madenciliği projesi uygulayın. Türkiye'de bu konu konuşuluyor. Konular şöyle değişiyor. En çok konular bunlar. Gidin Facebook'tan veri çekin. Facebook'ta bir kişiyi mesela kafaya taktınız. O kişiyle ilgili araştırma yapıyorsunuz. O kişinin bütün tarihi boyunca konuştuğu konular hangi konularla ilgileniyor? Bunu çıkartmak istediniz. Yaptığı Facebook paylaşımlarını otomatik olarak kategorize eden, yaptığı konuşma sporla mı ilgili, ekonomiyle mi ilgili, işte güncel konular mı, medyayla mı ilgili, neyle ilgili? Bunu kategorize eden bir program yazın. Konuştukça adam otomatik olarak kategorize edip, mesela verdiğinizde o Facebook account'unu, geçmişindeki bütün konuları çıkartıp size grafik olarak işte şu konudan 10 tane tweet, şu konudan 20 tane veya tweetlerinin veya Facebook paylaşımlarının %20'si şu konudan, %10'u şu konudan hemen rapor olarak çıkartsın. Şimdi dolayısıyla birinci aşaması veriye ulaşmak, ilgilendiğiniz bir konu bulmak. Bugün mesela bir proje için şu anda yine çoğu videomuzu çektiğimiz üzere yine bir otel odasından bunu çekiyorum ve bir proje için bir şehirdeyim şu anda. Mevcut şehrimin dışında, İstanbul'un dışında bir şehirdeyim. Ve bugün işte proje için birileriyle konuşuyorduk. Tabii projenin dışında güncel konuları da konuşuyoruz. Bir arkadaş mesela spor
Spor Toto, Spor Loto'ya meraklıymış. Mesela spor takımlarının, futbol takımlarının başarılarını veri madenciliğiyle inceleyen bir uygulama yazın. Şimdi buradan para kazanırsınız kazanmazsınız ayrı bir mesele. Yani siz Spor Toto'yu iyi yorumlayıp o hangi takımın mesela kaç puan alacağını, nasıl oynandığını ben de çok bilmiyorum ama buldunuz diyelim. Şundan emin olun ama bu arada sizi o oyunu oynatan kişiler sizden çok daha iyi analizler yapıyor zaten. Yani siz onun yazılımınızdan çok daha iyi yazılımlar. Onlar yazmış çoktan bunun analizini yapıyorlar. Ama öğrenmek için önemlidir. Çünkü ilgilendiğiniz konu ya o. Sevdiğiniz konu ya. O konuyla ilgili zaten bir sizin bilgi birikiminiz var. Veriler nerede? Siz mesela o konuyu araştırıyorsunuz. Bir şey araştırdığınızda nereye bakıyorsunuz? Sonra o konuyla ilgili ne görmek istersiniz? Bu konunun kullanıcısısınız. Daha önceden hiç görmediğiniz, web sitelerinde hiç bulunmayan nasıl raporlar var? Neler alınıyor? Veri madenciliği uygulaması neler olabilir? Bunları alın, düşünün ve o konuyla ilgili sizde bir motivasyon da olacaktır. Yaptığınız projeyi, kafanızdaki projeyi gerçekleştirdiniz. Ondan sonra ya şurasına şunu da ekleyeyim, burasına buna da ekleyeyim diyerek zevk aldığınız bir konuda sürekli yeni şeyler ekleyerek devam edersiniz. O size bir motor güç oluşturur. Zaten bakın şu an kullanılan veri madenciliği algoritmaları da hep böyle çıkmıştır. Yani literatürde diyelim ki işte 200 tane modelleme yöntemi var. 200 tane değişik veri madenciliği algoritması var diyeyim örnek. Bu algoritmalara baktığınızda hepsi ihtiyaçtan çıkıyor. Bir problem var ortada, bir proje var. O projede mevcut algoritmalar yetersiz oluyor veya yeterliler daha iyi nasıl yaparız sorusu var ortada. Ve oturuyorlar ya bak şurasına şunu ekleyelim, burasına bunu ekleyelim. Şimdi dolayısıyla sizin ilgilendiğiniz konuyla ilgili bir proje yazmanız size o konuda yeni sorular sorabilmeyi, o konuda yeni çözümler üretebilmeyi de getiriyor. Yani veri madenciliğine şu anda insanlar uğraşıyorlar yeni literatüre bir şeyler kazandırmaya. Belki de siz bunu daha ilk projenizden yapabilirsiniz. Veri madenciliğinin yöntemine etkileyen, sizin onunla birlikte olduğunuz, tabii veri kaynağının seçimi sizin kişisel zevkiniz. Problem, tanımladığınız problem, bir soruya cevap bulma şeyiniz, derdiniz gene kişisel şeyiniz. Ama arada iki tane katman saydım size. Bu minimum ikidir, daha fazla eklenebilir. Özellik çıkarımı, çünkü verilerin sayısal hale getirilmesi, işlenmesi gerekiyor. Ve bu özellik çıkarımının üzerinde bir de veri madenciliği algoritması seçmek ve doğru parametrelerle kullanmak. Peki ben veri madenciliği konusunda hiçbir bilgim yok. Nereden yapacağım? Nasıl öğreneceğim bunları? Şimdi birinci alternatif tabii bizim videoları izleyin. Bir sürü yöntem anlatıyoruz. Mesela Weka ile ilgili eğitim serisini bitirdik. 30'a yakın video çektik. RapidMiner'ı şu anda çekiyorum. Naim ile ilgili bir sürü veri çektim. Ve bunun dışında da bir sürü teorik video çektim. Oturur izlersiniz. O ayrı hikaye. İnternette kaynak bulursunuz. O da ayrı hikaye. Ama bakın veri madenciliği konusunda ilerlemek istiyorsanız sizin kendinize yapacağınız en büyük faydalardan birisi de bu konuda bir probleminiz olduğunda veriye nereden ulaşacağınızı, veriyi nasıl bulacağınızı öğrenmektir. İşte bu benim videolar olabilir, başka bir video olabilir, başka birisi olabilir, başka bir web sitesi olabilir. Dolayısıyla size tavsiyem, probleminiz için çözüme giden yolda takıldığınız noktaları araştırmayı da öğrenin. Nerelerden veriye ulaşacağınızı da öğrenin. En kötü ihtimalle bana mail atarsınız. İşte mesela şu anda bir arkadaşımız mail atmışlar. Ben de o maili cevaplamaya çalışıyorum. Gelen maillerin çoğuna da cevap yazıyorum. Yani buradan söyleyeyim, cevap yazmıyorsam çok büyük ihtimalle ya cevap yazılmayacak kadar kötü bir maildir. Öyle mailler de geliyor. Çoğu arkadaş çok teşekkür ediyorum, çok nazik mailler atıyorlar. Ama ya da arada kayboluyordur. Çünkü çok fazla mail geliyor. Sadece video mailleri değil, bir sürü mail geliyor kendi işimden de dolayı. Arada kaybettiğim, kaybolan mailler oluyor. Onun için de herkesten özür diliyorum. Bu şekilde mail atan, cevap yazmadığım kişiler varsa lütfen tekrar mail atsınlar. Görmediğim, gözden kaçtığı için cevap yazmamışımdır veya video çekmemişimdir. Onlara da cevap yazmaya çalışırım. Ama tabii benim de bilebildiğim kadarıyla cevaplamam söz konusu. Bilmediğim konularda başka kişiler bulun, başka web siteleri bulun. Oturun okuyun. O konu daha önceden birileri uğraşmış mı? Onunla ilgili bir şeyler yapmaya çalışmış mı? Veya ona benzer bir projede bu özellikleri nasıl çıkartmışlar? Mesela az önce saydık işte Facebook'ta bir kişiyi kafaya taktınız. Şimdi stalking falan diyorlar ya meşhur konulardan birisi. Stalkluyorsunuz. O kişinin geçmişiyle ilgili bilgiler araştırıyorsunuz. İnternet üzerinde, bütün sosyal ağlarda, wikilerde, her yerde araştırmaya başladınız. Bunu yapan otomatik bir robot yazabilirsiniz. Hatta tutup o kişinin hangi konularla ilgilendiğini otomatik bulabilirsiniz. Peki tamam, konu bulmaya çalışacağız. Nasıl bulacağız? Özellik çıkarım yöntemlerimiz var. Mesela metni verdiğinizde bilgisayar bu ekonomiyle ilgilidir nasıl diyecek? Aklımıza gelen yöntemleri düşünelim. Kelimeleri sayabiliriz. Bir kişi hangi konuda en fazla kelime kullandıysa o konuyla ilgili mesaj atıyor demektir. O konuya ilgili demektir. Kelimeleri saymak demek ki kelimelerin frekansına bakmak demek ki yöntemlerden birisi. Kelimeleri saydık.
Ama bir de bu kelimelerin ne kadar mesaja dağıldığı önemli değil mi? Bir mesajda 1.000 kere geçmesi bir kelimenin, bir kelimenin 100 farklı mesajda birer kere geçmesinden daha az önemli. Dolayısıyla demek ki document frequency'ye de bakmak lazım gibi. Yani örnek, ben şimdi oturup bu problemin çözüm yöntemlerini adım adım anlatacak değilim. Ama şunu söylemeye çalışıyorum size. Oturun, bir problem tanımlayın. Sevdiğiniz, ilgilendiğiniz, gerçekten sizi motive edecek bir konuyla ilgili problem tanımlayın. Veri kaynaklarını onunla ilgili inceleyin. O veri kaynaklarından veriyi nasıl çekersiniz? Kendi diskinize nasıl indirirsiniz? Sonra da onun üzerinde problemi çözen özellik çıkarımı ve algoritma seçimi nasıl yaparsınıza bakın. Yani şu mümkün, bakın benim için çok kolay bir şey. İşte Türkiye'deki kitapların konularını belirleyin. Kitapların kaçar tane sattığı bazı web sitelerinde var. Şu kitaptan şu kadar satılmıştır. Bunların sayılarını şu web sitelerinden alın. Konularını belirleyin. Fiyatlarını alın. Web sitelerinde gene var. Ona göre önümüzdeki yıl hangi konudan kaç kitap satılacağını, bir yazar hangi konuda kitap yazarsa, bir yayın evi hangi konuda kitap yayınlarsa daha başarılı olur tahmin eden proje yazın. Şimdi ben size projenin her şeyini tanımladım. Güzel ama yani bu projenin sizi ne kadar motive edeceğini, ne kadar ilgileneceğini bilmiyorum ki. Veri kaynaklarını tanımladım. Sizin kendi ilgilendiğiniz konudaki veri kaynağını bulmanız çok daha değerli. Yani şunu yapmak benim için kolay. Bir proje tanımlayıp bu projenin bütün adımlarını, şurada şöyle özellik çıkartacaksın, şurada şöyle algoritma kullanacaksın söylemek kolay. Ama mesele sizin hoşunuza gidecek bir konu bulabilmek. O yüzden hani bana bundan sonra mail atacak arkadaşlara buradan ulaşmaya çalışayım. Böyle hani data mining ile ilgili bize bir konu verin, bir proje verin, hangi konuyu yapayım, ne yapayım falan diye soran arkadaşlara. Tabii bu arkadaşın mailinde biraz daha farklı bir durum var. O biraz daha açık sormuş soruyu ama böyle soran arkadaşlar için söylüyorum. Proje konularınızı, fikirlerinizi kafanızda oluşturun. Veri kaynaklarınızı oluşturun. Ben şu konuyu yapmaya çalışıyorum. Şu veri kaynağım var ama işte şöyle de özellikler çıkarttım. Baktım şu özellikleri de çıkartmışlar. Onları da çıkarttım. Şu algoritmayı seçtim. Başarım işte %70'te kalıyor. Bunu nasıl 75'e çıkartırım gibi bir sorunuz varsa o zaman gelin konuşalım. Veya algoritmayı nasıl seçeceğim? Hangi tool'u kullanayım? Bu konuda bildiğiniz iyi bir hazır araç var mı gibi sorularınız varsa gelin bildiğimiz kadarıyla cevaplayalım. Ama konu fikri gerçekten benim vereceğim fikir sadece fikir vermek için olur. Ve bu dediğim gibi çok sizi motive edecek midir, etmeyecek midir bilmiyorum. Fikrinizi getirip sorgulayabilirsiniz. Ben şöyle bir fikrim var. Yapılabilir mi acaba? Veri madenciliği algoritmaları bu seviyeye ulaştı mı? Benim hayallerimi gerçekleştirecek kadar başarılı mı? Bunu sorabilirsiniz. Dediğim gibi bilebildiğimiz kadarıyla cevaplamaya çalışırız. Nacizane tavsiyem, kendi sevdiğiniz, kendi ilgilendiğiniz, internete girdiğinizde ne yapıyorsunuz? Şöyle bir düşünün. Ben nerelere bağlanıyorum? Nelere bakıyorum? Neleri merak ediyorum? Bir düşünün. Ve o merak ettiğiniz, bağlandığınız kaynakları bir araya nasıl getireceğiniz, o araştırdığınız konuları otomatik olarak bir bilgisayara nasıl yapabileceğini biraz hayal etmeye çalışın. Daha sonra da internette sizin yaptıklarınızı yapan otomatik bir yazılım yazıp internete girmekten kendinizi kurtarabilirsiniz. Siz internete girmezsiniz, artık yazdığınız yazılım internete girer. Sizin o araştırdığınız bilgileri otomatik olarak araştırır, size günlük rapor halinde sunar. Siz de raporları okursunuz, internete girmezsiniz. Bu da işin kandırması olsun, kendinizi kandırmak için bir bahaneniz olsun. Evet, dediğim gibi bu arkadaşımıza da çok teşekkür ediyorum. Bana göstermiş olduğu, videolarımıza göstermiş olduğu ilgiden dolayı ve bundan sonraki arkadaşlara da bilebildiğim kadarıyla böyle bir tavsiyem olsun. İnşallah faydası olur. Herkese başarılar dilerim.